Hiçbir Suriyelinin diploması gerçek mi, sahte mi tetkik edilmiyor. Sözlü beyan yetiyor. Türkçe sınavı var mı? Yok. Müfredat sınavı var mı? Yazılı, sözlü? Hayır, hiç gerek yok. Peki mülakat var mı? Ona da ihtiyaç yok. Peki bir suça karıştılar mı? Bununla ilgili bir iyi hal kağıdı istiyor musunuz Suriyelilerden? Hayır, ona da gerek yok. Türkiye zaten mafya cenneti, onlar da gelsin. Türkiye Cumhuriyeti diploması hazır. Ardından vatandaşlık da hazır. E bunlar Türkçe bilmiyor, olsun, reçeteleri Arapça yazsınlar. E ya eczaneler? Zaten onların da çoğu Suriyeli, onlara da Arapça reçete anlama hakkı da verdik. Dolayısıyla sistem çözüldü. İşte bu şekilde sağlık sistemi çözülmeye çalışılıyor. Bu bir kara mizah ve bu kara mizah maalesef bizim ülkemizde yaşanıyor. Sayın Bakan, sadece İstanbul'da 200 kadar Suriyeli eczacı var ve bunların hepsine Türk vatandaşlığı verildi. Bunlar hiçbir sınava girmeden, diplomaları gerçek mi sahte mi bu bile incelenmeden, ne dil sınavı, ne yazılı sınavı, ne sözlü sınavı, hiçbir sınava girmeden bu ülkede eczacı oldular. Türk eczacılarının %30'u istihdam dışı ama Suriyeliler elini kolunu sallaya sallaya geldiler. Hiçbir sınava girmeden sadece ne olduğu belli olmayan, denetlenmeyen diplomalarını ibraz edip gösterip kalktılar, bu ülkede eczacı oldular. Ve bunların hepsine istisnasız Türk vatandaşlığı verildi. Hepsinin SGK ile anlaşması var. Bu arada SGK ile ilgili rakamlara şöyle bir baktım. Geçen yıl finansman açığı tam 47 milyar lira SGK'nın. Bu yılın ilk 9 ayında ise 40 milyar lirayı buldu. Kocaman bir kara delik. Size geçtiğimiz günlerde Sayın Şefik Çirkin, Hatay milletvekilimiz bir soru sordu. Dedi ki, yabancı uyruklu olup sonradan Türk vatandaşlığı verilmiş eczacı sayısı kaçtır? Cevap veremediniz. Sadece şunu söylediniz. Ülkemizde eczane açabilmek için Türk vatandaşı olmak şarttır dediniz. Kestirip attınız. Bakın Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde Kilis Öncüpınar sınır kapısında yapılan bir operasyonda milyonlarca liralık ilaç yakalandı. Milyonlarca liralık ilaçlar Suriye'ye gidiyordu. Bu ilaçların akıbetini sordu Sayın Vekilimiz size. Dediniz ki bizim işimiz değil, savcılık, gümrük ve emniyetin işi. Sayın İçişleri Bakanımız da burada. Belki bugün yapacağı konuşmada buna da açıklık getirir. Madem iki bakan bugün mecliste, belki buna bir açıklık getirirler. Şimdi Sayın Sağlık Bakanı'na soracağım. Bu ilaçlardan siz sorumlu değilsiniz de neden sorumlusunuz? İlaçların kare kodunu okutsanız, oradan bu ilacın menşei nereden çıkmış, nereye gidecek belli. Dolayısıyla sınırda yakalanmış bu milyonlarca ilacın akıbetini mutlaka ve mutlaka bulup bu ülkeye, bu millete hesap vermeniz lazım. Acaba Suriyeli doktorların, Suriyeli eczacılarla kurdukları çetelerin ve devlet içindeki uzantıların ne olduğu ortaya çıkacak? Bundan mı kaygı duyuyorsunuz? Merak etmiyor değilim. Eğer bu durum başka bir ülkede yaşansa, medeni bir ülkede yaşansa o ülke ayağa kalkar. Bu ülkede doktorlara hiçbir sınava girmeden, hiçbir şey yapılmadan diploma veriliyor, vatandaşlık veriliyor. Eczacılara aynı şey yapılıyor ve bunlar tırlar dolusu milyonlarca liralık ilacı alıp Türkiye'den Suriye'ye götürüyor ve biz bunun akıbetini hiç kimseye soramıyoruz. Bu ülkede yaşayan her bir Türk vatandaşı, bu ülkenin asil evlatları hastaneye gittikleri zaman muayene katkı payı ödüyorlar. İlaçlarını almaya gittikleri zaman eczanelerden muayene katkı payı ödüyorlar. Fakat sayıları 10 milyonu bulan Suriyeliler bir tek kuruş para ödemiyor. Bu ülkeye hiçbir katkısı olmayan, yük getiren, külfet getiren bu güruha her şey bedava. Bu ülkenin asil evlatları hastaneye gittiklerinde doktora muayene olmak için, ilacını almak için para ödemek zorunda. Bu asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Değerli arkadaşlar, Mart 2002, Sayın Bakan, Sağlık Bakanımız çok dikkat çekici bir rakam paylaştı. İnanıyorum ki bu rakamı not alacak ve konuşmasında bize cevap verecektir. Suriyeli mültecilere 2.6 milyon ameliyat hizmeti verildi dedi Sayın Bakan. Yani Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilere 2.6 milyon ameliyat hizmeti verildi dedi. Bedava bu hizmet. Tabii o konuşmasında 100 milyona yakın poliklinik hizmeti, yine 3 milyonun üzerinde yataklı hizmet verildiğinden de bahsetti. Ona girmeyeceğim. Şimdi çok ilginç bir şekilde bugün yine İçişleri Bakanımız da burada. Eminim o da buna cevap verecektir. Zamanın İçişleri Bakanı dedi ki Türkiye'de 3.3 milyon Suriyeli var. Bir daha söylüyorum. 3.3 milyon Suriyeli var. Sayın Sağlık Bakanı da 2.6 milyon ameliyat yapıldı dedi. Şöyle bir hesap yapıyorsunuz. Her 100 Suriyeli'den 77'si bu ülkede ameliyat olmuş. Ve bu açıklamalar resmi olarak bakanlar tarafından yapıldı. İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı tarafından yapıldı. Çok net doktor olarak söylüyorum.
Allah aşkına şu salonda bulunan sizler Türk yurttaşları %77'niz ameliyat mı oldunuz? Asla doğru bir rakam değil. Burada iki bakandan bir tanesi doğruyu söylemiyor. Ya ameliyat sayısı doğru değil ya da Türkiye'deki mültecilerin, Suriyelilerin sayısı doğru değil. Bunun cevabını bekliyoruz sayın iki bakan buradayken. Şimdi sayın bakan, gelelim reçetelerin yabancı dille yazılması meselesine. Geçtiğimiz aylarda e-reçetem sistemine 5 farklı dil eklendi. Türkçenin üzerine 5 yeni dil eklendi. Bu sayede artık reçeteler Arapça başta olmak üzere 5 dille yazılabiliyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yok. Olamaz. Mümkün değil. Bir tane örnek gösteremezsiniz hiçbir medeni ülkede. Sayın Bakan'a bu eleştiri yöneltildiğinde dedi ki bunu sağlık turizmi için gelen yabancı hastalara yaptık. Sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen yabancı hastalara yapılmış. Yani bu hastalar gelecekler Türkiye'den sağlık hizmeti alacaklar. Reçetelerini alıp kendi ülkelerine gidecekler ve oradan ilaçlarını temin edecekler. Bunun için yapıldığını söyledi Sayın Bakan, kendi ifadesi var. Doğru değil derse açıklamasını yapar, biz de dinlemiş oluruz. Şimdi Sayın Bakan'dan bir talebim var. Bu ülkenin Sağlık Bakanı olarak, bir hekim olarak bir İngiliz hastaya bir reçete yazsın kendisi. İngiltere'den gelmiş bir hastaya reçete yazsın. Desin ki al bu reçeteyi, git Londra'da bir eczaneden al. Öyle iddia ediyor ya. Bu hasta kalksın Londra'ya gitsin. Bu reçeteyi Londra'daki eczaneden alsın. Ben bugün huzurunuzda hem milletvekilliğinden istifa edeceğim hem de milletimizden özür dileyeceğim. Mümkün değil yapması, yapamaz. Peki Sayın Bakan, siz doğruyu söylemediğiniz için, bu bilgi yanlış olduğu için, bu milleti yanlış yönlendirdiğiniz için istifa edecek misiniz? Ya da bu bilginin doğrusunu bugün paylaşacak mısınız? Ben çarpıtmıyorum. Sayın Bakan, kürsüye gelir konuşursunuz. Hayır, kürsüye gelir konuşursunuz. Ben size soru soruyorum. Hiçbir şey çarpıtmıyorum. Ben iki tane diploması olan doktorum. Hiçbir şey çarpıtmıyorum. Evet, gelin burada cevap verirsiniz. Genel kurula hitap edelim. Evet, Sayın Başkan, Sayın Başkan müdahale var. Ama siz de genel kurula hitap edin. Ben genel kurula hitap Bakan'a ediyorum. Hesap soracağım, soru işte, soracağım tamam, Sayın Bakan. Soracaksınız, o da cevap verecek. Soracağım, sorun Sayın Bakan'a. Siz soracaksınız, o da cevabını verecek ama genel kurula hitap edersek daha doğru olur. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz. Ne konuşacağım ben? Sayın Bakan'a soru yönelteceğim. Sayın Başkan. Konuştuklarımıza itirazımız yok Sayın Çömez. Dilediğinizi konuşabilirsiniz. Peki, devam ediyorum. Genel müsaadenizle devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir soru önergesi verdim Sayın Bakan'a konuyla ilgili. Dedi ki biz bunu Türkiye'deki yabancı hastalar için hazırladık. Peki diyelim ki bu tez doğru. Hasta yabancı, anladık. Doktor Türk, reçeteyi verecek eczacı Türk. Niye bu ülkede yabancı bir hasta için Türk doktorun, Türk eczacının olduğu bir ülkede başka bir dilde reçete yazılıyor? Bunun sebebi son derece açık, son derece net. Hiçbir şekilde gerçekleri milletin gözünden kaçırmaya çalışmayın. Bu ülkede 10 milyonu aşkın Suriyeli var. Gelen doktorların hepsine vatandaşlık verdiniz, doktor lisansı verdiniz. Hiçbir sınava sokmadınız. Aynı şekilde eczacılara da onu yaptınız. 6-7 bin civarında Suriyeli sağlık çalışanı var ve Türkçe bilmiyorlar. Onların işini kolaylaştırmak için yaptınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Gelelim merkezi hekim randevu sistemine. Bu sistem artık çöktü. Artık randevu almak çok zor. Hele hele zamanında randevu almak mümkün değil. Bunun temel nedeni yetersiz hekim sayısı, plansızlık, kötü yönetim ve kaçakların getirmiş olduğu ek külfet. Aile sağlığı merkezleri yeterince fonksiyonel çalışmıyor ve bu nedenle hastaların pek çoğu sorunlarını ilk basamakta çözebilecekken hastane... Sayın Çömez lütfen tamamlayın. Peki, çok teşekkür ediyorum. Aslında söyleyecek çok şeyim vardı. Çok uzun da bir hazırlık yapmıştık. Ama ben bu notları Sayın Bakan'a göndereceğim. Çünkü konuşulacak ve eleştirilecek çok şey var. Umuyorum Sayın Bakan bugün yapacağı konuşmada bunların hepsine cevap verir ve biz gerçekleri bizzat kendi ağzından duymuş oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Önüne gelene vatandaşlık verdiğimiz için kendi ülkelerinde yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık yapanların, kaçakların cenneti haline geldi. Bundan birkaç gün önce Murat Ariel gazetecinin yazdığı, maalesef Hintli adını dahi telaffuz edemediğim, Türk vatandaşlığı verdiğimiz bir kişi Filipinlere gidiyor. Orada bütün dünya basında yankı buluyor.
hırsız Türk buraya giremez diyor. Bu nasıl bir iştir? Önüne gelene vatandaşlık verilir mi? Interpol'un kırmızı bültenle, mavi bültenle aradığı insanlara bu ülkede biz nasıl vatandaşlık veriyoruz? Hiçbir istihbaratınız yok. Yazık, günah değil mi? Türk vatandaşlığı dünyadaki en şerefli vatandaşlıktır. Dolayısıyla Türk vatandaşlığını sizin bu hale getirmeye hiçbir şart altında hakkınız yoktur, olmamalıdır. O yüzden değerli milletvekilleri, bundan sonra Sayın Karakaş, lütfen son sözlerinizi alalım. Bundan sonraki süreçte vatandaşlık değerli olmalı. Benim vatandaşım Avrupa'ya gitmek için başka ülkelere giderken artık vize alamaz hale geldi. Dolayısıyla bizim için bizim kırmızı çizgilerimiz bu ülkenin birlik beraberliğidir. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüdür. O yüzden de biz İçişleri Bakanlığı bütçesinde güvenlik ve savunma ile ilgili konularda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bütçesine, Jandarma Genel Komutanlığı'nın bütçesine, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bütçesine evet oyu vereceğiz. Ancak İçişleri Bakanlığı bütçesine hayır oyu vereceğiz.